Değerli geçmiş dönem oda başkanları, odanın değerli üyeleri, öncelikle 17. Genel Kurulumuz odamıza ve meslektaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan'a sormuştu, üye sayımız nedir diye inşaat mühendisleri oda sayısını 1900 civarında ama sanırım üyelerimiz de odamızın bu genel kurulu çok fazla rağbet göstermiyorlar. Çünkü herkes kendi dünyasında. Öncelikle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz toplumun her kesimini nasıl etkiliyorsa siz inşaat mühendisi kardeşlerimizi de o şekilde etkilediği için herkes şu anda işinde gücünde zannediyorum. Ama sizler bu şehrin inşasında temel noktalarsınız, değersiniz. İşte yerel yöneticiler şehrin bu temel değerlerini, teknik değerlerini ne kadar yönetimin içine sokarsa, birlikte yönetmeye talip olursa, bu yaşadığımız 6 Şubat'taki o acı felaketi yaşamamak adına birlikte çalışarak, birlikte bu yerel yönetimleri yöneterek devam edersek bu 6 Şubat'ları yaşamayız. Biliyorsunuz, imar kurumları, imar açılacak alanlar önceden planlanmadan, altyapısı oluşturulmadan şehrin nereye kurulacağı, nasıl kurulacağı teknik anlamda araştırılmadan yapılan, inşa edilen binalar dikkatli şekilde korunmadan yapıldığı anda bu acı felaketleri yaşıyoruz. Bizler, Sayın Başkanım da söyledi, sizinle birlikte çalışmanın ne kadar verimli olduğunu anlattı. Ben de önümüzdeki dönemde Pamukkale Belediye Başkanı adayı olarak şehrin bütün katmanlarını, bütün değerlerini, bütün dinamiklerini özellikle bu şehrin inşasında, şehrin tekrar yeniden yapılanmasında iç içe olduğumuzda, birlikte yapabildiğimizde, birlikte becerebildiğimizde daha güzel şekilleneceğine yürekten inanıyorum. Bunun için sizin öneminiz çok fazla. Mimar kardeşlerimizin önemi çok fazla. Masa başında yapılan projeler, Yapboz'da yapılan projeler şehrimizi hep bir adım geriye götürmüştür. Özellikle benim aday olduğum bölgede, Pamukkale bölgesinde iki tane yapı var. Bir bölgeye bakıyorsunuz, çok aşırı derece gelişmiş, güzelleşmiş. Bir baktığınız bir başka yerde yapılar çok kötü, yapılan binalar çok kötü, denetimler çok kötü olmuş. Dolayısıyla bundan sonraki birlikte yürüyeceğimiz yolda sizlere çok fazla ihtiyaçlarımız var. Sizler bizleri yönlendireceksiniz. İçinizdeki bilgiyi, birikimi bizlerle birlikte paylaştığınızda daha güzel şehirler inşa edeceğimizi, daha güzel mutlu insanlarla birlikte yaşayacağımız şehirler inşa edeceğimizi yürekten inanıyorum. Bu genel kurulun sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili Başkan'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. Sayın Ali Rıza Ertemir'in bu değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.